İzmir Bayındır Alankıyı'dan günaydın. Yeni bir güne başladık, hareketle tabii ki. Çünkü ablam ben sana yardıma geldim, hadi yapılacak ne iş var diyerek güne başlatıyor beni. Yapılacak edilecek de her zaman bir şeyler var. Ben şimdi diğer taraftaki kapı girişindeki çok ihmal ettiğim bir bölgeyle uğraşıyorum. Orada süs kabakları, su kabakları, domates, salatalık, hani böyle ikincil durumda diktiğim, ektiğim şeyler var. Ama öyle bir iç içe geçmiş ki o kosmoslar büyümüş, sarmış, kabaklar onun içine dolanmış falan. Yani oranın temizliğiyle uğraşıyorum. Bir ablam da dedi ki fındıkları o zaman ben toplayayım. Ay dedim, evet, fındıklar oldu. Aldı sepeti eline, geçti fındıkların bölgesine. Bak, yolunacak o kadar çok ot var ki. Burası da böyle. Evet, yerlerde fındıklar. Yerlerde fındıklar. Ayrıca burada ne var? Tohuma durmuş pancar. Tohuma durmuş pazı. Görüyor musun pazıları? Hayır. İşte burada pazı ekmiştim. Bu sene bir türlü çıkmadı, toplayamadım. Sezon bitti. İşte. Ondan sonra pazı çıktı. Sonra tohuma durmuş. İyi, tamam. Tohumu döküyorsun. Kışın burada pazı çıksın. İnşallah. Vallahi bak, işte ektiğin diktiğin olmuyor. Sonra kendi canın ne zaman isterse oluyor. Ben şu makas alayım, gelim şu alt dalları alayım. Evet, öyle yazmışlardı. Yani biz fındık yapıyoruz. O alt dalları. Onlardan kalın olan 4-5 taneyi bırak. Şeymiş, yeni sürgün olması gerekiyormuş. Hı, o zaman büyük dalları keseceğim. Hayır, büyük şu sürgünlerin kalınlarından 4-5 tane bırakacaksın. Yenilenme varsa büyük dallar kesilecek o zaman. Ama şimdi kesiliyor mu acaba? Şimdi bilmiyorum işte. Onu yok. Onu ben de bilmiyorum. Sadece sen dibindekileri temizle. İşte 8-10 tane bırak. 5 dedim. 8'e çıktım. 8-10 dediğin zaman hepsi kalır. Yok yok, hepsi kalmaz. İncelerini temizle. Fazla da eğil mi? Bak, dün başın döndü. Sen artık yaşlı bir kadınsın. 60'lığı çalıştırıyorsun. Ne yapalım? Aramızda hep böyle 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş en fazla var. Biz 5 kardeşiz. Ama sen en büyüksün. Evet. En büyük. Ben ikinci en büyüğüm. Onun için ben küçüğüm. Bak bak, salatalıklar. Dün almamışım buradakileri. Oo, görmediklerim var ya burada. Oo, evet. Ben en iyisi sepet alıp geleyim. İşte öyle oluyor. Bahçede var ya. Diyorsun ki şurada işim var. Ben diyorsun gideceğim, bunları halledeceğim. Oraya doğru giderken bir şey görüyorsun. Haydi, hadi bunun şu ucundan bir tane alayım derken takılıp kalıyorsun. Tabii ki sabah kahvesi içildi önce. Ya, o yerdekilerden
İşte bu kadar çıktı. Yerde olunca çamurlu oluyor. Ama askıda olanlar... Bak daha domateslere gidemedim. Bunda da bunun sarı yapraklarını gördüm. Bahçenin ilk yılında handanların daha ev yapılıyordu. Handan her geldiğinde böyle yaprakların, sardunyaların sarı yapraklarını temizlerdi ve derdi ki ben hiç dayanamam böyle sarı yaprakların olmasına. Şimdi geldiğinde gözü bunları göremiyor çünkü o kadar yoğun ki. O da ben diyor bu kadar diyor ektim ama seneye diyor bu kadar yapmayacağım dedim, yaparsın yaparsın. Hepimiz öyle söylüyoruz. Sonra dayanamıyoruz. Daha doğrusu şöyle oluyor. Bak o da aynı şey dedi. Bir demet mesela pazardan alıyorsun fide. Bir demet de şimdi 15 ile 20 arasında fide var. Ondan sonra herkeste olduğu için kimseye veremediğin zaman orada bir kenarda onun ölmesine gönlün razı olmuyor. O zaman da diyorsun ki ama ne var bunu da ekivereyim. Hani toprakta da boş yer var. Ama işte o ekivereyim dediğin şey daha sonra çapa istiyor. Bak yerlere de dökülenler. Tabii ki bizim gibi toplamıyordur şeyler. Fındık üreticileri. Böyle bizim gibi toplamaya kalkar. Şey gibi kalır. Onlar ceviz gibi çırpıyorlardır herhalde. Onu bilmiyorum o kadar. Yaygı mı seriyorlar da çırpıyorlar ya da. Çırpmayla gelmez bu. Ama belki daha olgunlaşıyor mudur? Seri toplama. Gözü ayırt et. Dur. Bak. Alışkanlık mesela. Baksaydık bir internetin, YouTube'dan. Nasıl toplanıyor? Bakarız birazdan. Hepsini toplayamayacağız. O uçta birazcık bırak muhtere. Evet şuradan değnekleri alayım. Domatesleri değnekliyorum ben de. O taraftaki. Güzelmiş. Dümdüz olsun istiyorum artık. Uğraşmayayım. Eğriyle, büğrüyle. Bak elbisesini dikmediğimiz bizim meyve kurutmalık şimdi fındık kurutmalık oldu. Thank you.
Evet, güneş çıktı. Şimdi domatesleri bağladım burada. Bir de şöyle bir şey yaptım, kademelendirme. Yukarıdan aşağı doğru. Çok kazma salladım. Hem böyle hem de böyle bahçenin eğimi var. Onun için böyle merdiven basamağı şeklinde 5 tane havuz oluşturdum. Hani biri dolunca ötekine ve yan kenara da istinat duvara yaptım. Böylece su en son bu havuza geldiğinde artık sulamayı bitirmiş olacağım. Aynı şekilde buradan da sulamayı yaptığımda hani aşağıya akıp gitmesin. Onun için bak burada da istinat duvarım var. İşte buradan da akıp gitmeyecek. Bu domatesleri de akşama bağlayacağım çünkü güneş çok fena oldu. Çok yakıcı artık. Bugün sıcak bir gün. Bugün Ağustos'un ikisi. 2 Ağustos. Evet, şu ayçiçeklerinin de ortasına bir sırık mı yapsam? Şu küçük olanlar sarktı. Büyükler çok güzel. Büyük olan güzel. Havada duruyor. Ama küçükler fena halde sarktı. Belki de üzerine otlar abandığı içindir. Biraz temizlik yaptım. Şu kosmosları temizledim. Aslında biraz daha temizleyeyim mi? Kıyamıyor da insan ya. Çok da güzel açmış. Ama mesela güller falan onun içinde boğulmuş duruyor. Evet, akşam üzeri. Yok. Çünkü el atarsam duramam. Ve şu anda o kadar terledim ki. Evet kız kardeşim bir sürü kavanoz biriktirmiş. Çırpıdaki öğretmen kardeşim. Burada ay bak ne güzel tertemiz paketlemiş de. Ben de öyle. Kavanozların işi bittiği zaman yıkıyorum, paketliyorum. Ondan sonra hani çıkardığında tekrar yıka, kurula, yok suyunun bitmesini bekle falan gibi dertler olmuyor. Evet, bunu depoya kaldırayım şimdi. Hazır gölgeyken biraz da buraya el atayım. Çünkü burada fena halde karmaşaya büründü. Aa, karpuz çıkmış. Şimdi ot da karpuzun dibinde. Onu çekersem karpuz da gelir mi? Ha yok, değilmiş. İyi. Var ya, otlar kendini nasıl kamufle ediyor? Yani bazen ota benziyor. Bazen dibine giriyor. Hani onu çekersen öteki de gidecek diye dokunamıyorsun. Biraz da ada çayı keseyim oğluma. Kurutayım siparişlerine. Evet, olabildiğince temizledim burayı. Bak, Allah'ım da diğer koldan fındıkları temizledi. Şimdi ona da gidip bakalım. Bak bak bak, hala temizledim diyorum. Güle nasıl dolanmış sarmaşık, kökünü bulup onun kökünü halletmek gerekiyor. Sonra kendi üstten bir şekilde kuruyacak orada. Ama kökünü halletmişim. İyi. Evet, buradaki yabani otları aldım. Biraz sonra ada çayından yine keseceğim. 2 demet daha kurutmalık çıkar. Biberiyenin filizlerinden keseyim. Şurada da kendiliğinden karpuz çıkmış. Hadi bakalım. Olsun. Kendi yayılsın burada. Evet, fındıkların alt dallarını bilenler dediler ki 8-10 tane böyle kalın dal bırak, gerisini temizle. Evet. Ablam ooo çok güzel yapmış vallahi. Oh. Açılmış fındıkların altı. Çok güzel. Şimdi madem ki altı toplandı, ben şu kartonu buraya serebilirim. En azından kartonun üzerinde daha rahat görürüz. Daha sonra da işte üst dallar budanır mı? O konuda da bilen söylerse sevinirim. Yani böyle ne bileyim
gövdeden uzanan dalların bir tanesini bırak, gerisini kes falan gibi bir şey yapılıyor mu? Uzaktan kumandalı budama da ne kadar olur bilmiyorum ama bizim bahçeden başka burada komşuların bahçesinde fındık yok. Onun için hani şöyle budanır, böyle yapılır diyebilecek biri de yok. Bu ceviz de yukarıya doğru çok gidiyor. Bunun da tepeden böyle almalı yanlara doğru gitsin. Aradaki ayvaya bakar mısınız? Garibim ya. İşte onu aradan çıkarsak mı çıkarmasak mı çok kararsız kalmıştık. Yine de vallahi meyve vermiş. Ya o cevizi de, bunu da çetler yapacağız. Hem de komşunun bahçesinin de. Hem evet evet en güzeli. Bunu da keseceğiz. Ama cevizi de çok güzel bunun. Neyse. Bakalım o zaman olsun da karar veririz. Şimdi şu dalları toplayayım. Üzerine kartonları sereyim toprağın. Hem de nemini korusun. Bak ablam o kadar topladı. Yani öyle oluyor. Şimdi bak ben topluyorum. Bir başka göz gelsin. Mutlaka yine bulacaktır. Evet, tırmıkla temizleyip altlarına, ki en azından orada hortumlar falan filan var ya, onların aralarına girenler için aslında şuraya da bir örtü olursa çok daha güzel olur. Aa dur, vardı bir dakika. Evet, artık akşam oluyor. Ne oldu? Ne anlatacağım? Ay dur, gideyim de anlatayım. Şimdi gideyim yerinde anlatayım. 11 gün önce bizim tavuğun guruk olduğuna karar verdi. Karga Bey yumurtaları da verdik. O da kendinden yumurta kattı. Dedi ki bunu yatıralım. Nasıl olacak ben bilmiyorum. Hani nasıl yatırılır, dokunamam. Hayvan polluktan kalkmıyor. Ondan sonra dedi ben yapayım hadi. Yasemin de yapacaktı sağ olsun ama neyse Karga Bey yaptı. Şimdi dedi ki bizde boş bir kümes var. Onu dedi ayrı yatıralım. Şöyle güzel. İşte şu yeşil alanda bakın. Şurada üç gözlü bir kümes var. Oraya yatırdı. Ana. Siz kimsiniz? Başka tavuklar gel. Kış 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 kış. Neyse. Şimdi yanına gidiyorum. Bizimki bakayım girmiş mi? Ay evet girmiş, iyi. Heh. Yatıyor işte böyle. Ya bizimki 11 gündür burada yatıyor. Ben ona yem koydum. Oraya domates kabuğu koydum. Suyun şeyine bakıyorum, seviyesine. Yok. Hiç değişmiyor. Bu arada Nurcan'ın ortancalarını da göstereyim. Geçiyor ama. Evet, gayet serin bir bölge ama bizimki kalkıp gezmiyor. O gün Gurka yatırıldı 11 gün önce. Sabah geliyorum, kapısını açıyorum hani havalansın, gezsin, arada bir ayağı açılsın. Yok, kalkmıyor, kalkmıyor. Bugün öğle saatleriydi. Ay bir feryat, ama nasıl kok 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 kok, bir vak vak vak. Bir baktım o taraftan Fadime koptu geldi, buradan Yasemin koptu geldi, ne oluyor diye. Hakikaten öyle böyle değil, bizimki buraya çıktı,
Orada güzelce eşindi toprağın içinde. Ondan sonra biz yanına geldik diye kızdı, böyle kabardı kabardı kabardı. Ondan sonra yani yarım saate yakın biz durduk burada. Daha toprağın içinde eşelenip duruyordu. Ondan sonra iyi dedim ben. Madem öyle, hani kalktı, gezindi, ayağı açıldı. Gezinsin biz dedim, rahatsız etmeyelim. Sonra bıraktım gittim. Şimdi merak ettim, acaba ne durumda diye. Bu arada arkadaşımın böğürtlenleri de muhteşem. Evet. İyi, sağ salim orada duruyor. Sabah olunca açıyorum kapısını, akşam olunca kapatıyorum. Yemi suyu var mı diye bakıyorum. İşte öyle. Yani hani sizlerden Burka yatırım ha bu mevsimde diyenler olmuş ama olan oldu. Yani 11 gün oldu. Biliyorsunuz benim videolar biraz geriden geliyor. Onun için yani bu videoyu yayınladığımda belki de civcivler çıkmak üzere olacak. Yok yok, o kadar geç kalmıyorum artık, bayağı günleri yaklaştırdım. Yani 3 gün öncesini falan izliyorsunuz. İşte öyle. Yani bizim grup tavuk itinayla yatıyor. İnşallah bitlenmez. Ama burası yaylı olduğu için dediler ki, ben hatta bu sizin yorumlardan sonra komşulara da dedim, ya dedim bu mevsimde gurk olmazmış. Yok dediler, burada bir sorun olmuyor. İnşallah bizimkinde de olmaz. Yani diyeceğim, evet, kümesi yaparken böyle hiç hani gurka yatıracağız, onun içinde yer ayarlayalım falan gibi uyarılara çok kulak asmadık. Çünkü biz hep şu kafadaydık. Yok ya, artırmayacağız. Ama evet, olan oldu. Evet, çizmelerimi giyeyim artık. Sulama vakti geldi. 3 gündür bahçeyi sulamıyorum. Çünkü bizim kuyunun suyu bitti. Balçık çekiyor artık. Kepçe dedik gelsin. Haber saldık ama yani bu aralar herkeste bu su muhabbeti olduğu için kepçeyi buraya almak da baya bir sıkıntı. Dur bakalım ne olacak. Yani benim o kuyuyu temizletmem gerekiyor. Bir şimdi denesem acaba gene balçık çeker mi? Bir açayım bakalım. İnşallah çalışır. Evet, benim bunlara hiç daha dokunmadım çünkü iyice dedim soğusun kendiliğinden, zaten soğumuştur dün gecenin soğuğunu yedikten sonra. Gece gayet güzel oluyor. Ablam Adana'dan geldi, gündüz şey dedi ya, sıcakmış falan, ama gece ben onun yanına polar battaniye verdim, ince bir polar. Ama yok canım dedi, bunu mu dedi örteceğim. Dün gece dedim ki ne oldu, oh, üstün açık mı yattı? Yok dedi, örttüm ama diyor pencerem açıktı. E dedim, penceren tabii ki açık olacak. Yolduğum otları buraya koymuştum. Koyunlar için kurusun diye. Bayağı da kurumuş vallahi. Evet, börülcelerden de bakayım. Hani ürün veren var mı? 2 tane var ama ha evet işte geliyor, tamam. Börülce salatası yaparız dedim. Severim ben börülceyi. Bunlar. Aa, çok güzel. Aferin size. Yalnız bu sarı yapraklarını aradan bunun da almak gerekiyor. Neyse, bak yine kaldım burada. Gideyim bakalım. Kuyudan su gelecek mi? Haydi inşallah. Yani dibinde kalmış.
Yani seviye çok inmiş. Ya şuradan taşıp taşıp dereyi dolduruyordu. Allah Allah. Allah Allah. Bakın gelecek mi? Gelmiyorsa boşuna çalıştırmıyorum motoru. Ay çok şükür. Damlamaya başladı. Hadi bakalım inşallah balçık çekmez bu sefer. Yine bütün hortumları elden geçirmem gerekiyor. Şimdi kamerayı bırakayım. Hortumlar tıkanmadan çizmemi de giyeyim. Daha rahat oluyor çizmeyle çalışmak. İyi, en azından damlamadan su geldi. Evet, damlamaları açtım. Neyse ki geldi su. Ama tabii ilk ağızda gene çamurlu geldi. Bütün tıpaları tek 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 açıp temizledim. Ay olsun, tek öyle gelsin. Yani her yere de haber saldım ki büyük kepçe gelirse buralara, bulursanız, görürseniz gelsin şu balçık tabakasını bir temizletelim. Ondan sonra yani yerden kaynayan bir su bu. Nasıl kesildi? Hayret ediyorum. Ama ben de bunlar girdiler içeri diye kapatmaya geldim. Girmemişler. Neyse akşam oldu. Yemek vakti geldi. Ya çok güzel oluyor. Bak ablam hazırladı yemeği. Ben de hazıra konuyorum. Yalnız bak bu fasulye çok susuz kalmış. Canım benim. Bakayım. Damlamasından damlıyor. İyi. Allah Allah. Niye bu kadar susuz? Tabii. İki gündür ben bunları sulamıyorum. Oh. Neyse şimdi kaşınmayayım. Evet bunlar barbunya. Şu son 3 barbunya. Ay bu orta iyice çöktü. Ama şey yapacağım. Bahadır geldiğinde yapalım dedim. Şimdi ben çıkmayayım sandalyeleri. Şu en tepeden 2 tane şey, bir tel böyle gerdireceğim. Oradan da öyle ortadan çatı gibi böyle bir iple kaldıracağım. Değil mi kızım? Diyorlar ki bu çocuk hep böyle bağlı mı duracak? O çocuk hiç öyle hep bağlı olur mu? Biraz sonra tavuklar girsin. Alış. Alış bak biliyor, bekliyor. Evet, bal kız serbest kalacak. Evet, siz de girseniz artık ya. Girin içeri. Hiç bunların da girmeye niyeti yok. Çekil. Çekil bakayım, Hasekin Sultan. Yumurta var mı? Var. Hadi bakayım. Gidin bak su için oradan. Bunlara da bir damlama hortumundan uç verdik buraya ki. Seviyorlar eşinmeyi ya. Islansın oralarda eşinsin bunlar. Neyse gideyim yemeğimi yiyeyim. Yemekten sonra bunları kapatırım. Evet mısırları da böyle seyrettim ama doldurmadım diplerine. Sıra gelmiyor. Ona sıra gelmiyor işte. Olduğu kadar ne yapalım?
Ya bak bu domatesler, neyse bunlar da yatsın artık. Bunlar zaten kuru fasulye, hiç toplanmayacak. Çakıldak deniyor bunlara. Evet. Burası sulandı. Haydi geldim. Evet, İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan herkese iyi akşamlar. Ya gün boyunca şimdi ablama dün dedim ki ne yaptık gün boyu? Düşünüyoruz. Hiçbir şey gibi geliyor. Oysa minik 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 bir sürü şey yaptık. Armut dalda kız bahçede ballanır vay. Ay nasıl şarkı türküler.